Merhaba arkadaşlar, hanımın elemi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel tığ oyasının yapılışını yapacağız. İki renkli basit bir tığ oyası. Önce iki zincirle tığ battısını yapıyoruz ve herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitliyoruz. İpimizi sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve 1, 2, 3. tığ battısından 1, 2, önce 1, sonra ikisini 1, ikisini 1 ve ikisini 1 olacak şekilde topluyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan trabzandan ikili trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber 6 tane ikili trabzan oluyor. Evet, 6 tane ikili trabzan yapıyoruz ve tekrar 1, 2 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz ve yine 2 tığ battısını atlıyoruz ve 3. tığ battısından önce 1, sonra ikisini 1, ikisini 1 ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan trabzandan tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber 6 tane ikili trabzan oluyor. Evet, tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz ve 2 tığ battısını atlıyoruz. 3. tığ battısından önce 1, sonra ikisini 1, ikisini 1 ve ikisini 1 olacak şekilde topluyoruz. Tepesine 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan trabzandan tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber 6 tane ikili trabzan oluyor. 2 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz ve 2 tığ battısını atlıyoruz. 3. tığ battısından önce 1, sonra ikisini 1, ikisini 1 ve ikisini 1 olacak şekilde topluyoruz. Tepesine 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrar buradaki oluşan trabzandan 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi birkaç tane daha örelim ve diğer kısımlarını yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil rengimizi alıyoruz. İpimizi tığımıza sabitliyoruz ve buradaki aradan ipimizi sabitliyoruz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyoruz. Ve bir sonraki 2 tane zincir çekmiştik. O buradaki zincirden sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar 9 tane zincir çekiyoruz. Ve yine bir sonraki zincir arasından sabitliyoruz. Yine 9 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki 2 zincir arasından sabitliyoruz. Yine 9 tane zincir çekiyoruz ve buradaki 2 zincir arasından sabitliyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki, evet, iki zincir arasından sabitliyoruz. Evet, bu şekilde şimdi tekrar ipimizi koparmıyoruz. Yazmada yaptığımızda yine bu yüzünden örüyoruz. Evet arkadaşlar, ya da ipimizi koparalım ve tekrar ipimizi tığımıza sabitleyelim. Buradaki oluşturduğumuz yuvadan ipimizi sabitliyoruz. Ve buradaki yuvadan 5 ya da 6 tane sık iğne yapıyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine kirpik yapıyoruz. Tekrar tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine kirpik yapıyoruz. Tekrar 5 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine kirpik yapıyoruz. Devamında yine sık iğne yapıyoruz. 3, 4 ve 5 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi diğer yuvaya geçiyoruz. Yine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 4, 5. Tekrar 5 tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. Tekrar 5 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine sık iğne ile sabitliyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine sık iğne ile sabitliyoruz ve 3 tane kirpik yapıyoruz. Devamında tekrar 5 tane sık iğne yapıyoruz. Ve tekrar bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Yine 5 tane sık iğne yapıyoruz. Ve tekrar 5 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine
kirpik yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Aynı yuvanın içine sık iğne ile sabitliyoruz ve kirpik yapıyoruz. Bu şekilde 3 tane kirpik yapıyoruz. Devamında tekrar yine 5 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar diğer yuvaya geçiyoruz. Beş tane sık iğne yapıyoruz. Beş tane zincir çekiyoruz ve sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar beş tane zincir çekiyoruz ve sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar 5 tane sık iğne yapıyoruz ve diğer yuvaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde ilerliyor. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayalım.